Tekrardan merhabalar sevgili Praxiten Kimya izleyicileri. AYT gazların dördüncü videosu, Boyle yasasının üçüncü videosu, Boyle yasasından karma soru çözeceğimiz videoya hoş geldiniz. O zaman Boyle ile ilgili iki video geçtiğimize göre üçüncü videoya hızlıca geçebiliriz değil mi? Hadi hızlıca geçelim. Evet, P1, V1, P2, V2, P3, V3'te çözeceğimiz bir soru. Diğer sorulardan farklı olarak dış basınç 0,8 atmosfer. O zaman iç basınç da 0,8 atmosfer oluyor. Çünkü ideal pistonun görevi bu. Daha sonra P1 çarpı V1 artı P2 çarpı bölmenin her biri V olduğu için V2 eşittir. Piston herhangi bir yerde dengede ise, herhangi bir engele takılmamışsa dengede ise son basınç dış basınca, yani 0,8'e eşit olmak zorunda. Çarpı V son dediğimizde 5096 4.8 1.6 daha 6.4 6.4'ü 0.8'e bölersek son hacmimiz 8 gibi. 5 burada 6 7 8 ve piston tam C noktasında dengede kalıyormuş. Gördük değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Piston dengede kalıyorsa iç basınç dış basınca eşit. Hemen bakalım. Sorunun benzerini zaten girişte çözmüştük. P1 0,25 V1 artı P2 normal şartlar 1 atmosfer olduğuna göre iç basınçta 1 atmosfer V2 eşittir. Piston dengede ise basınç 1, son hacim ne? 1 2 daha 3, son hacim 3 çıkıyor. Son hacim 3 çıkamaz biliyorsunuz. Bakın minimum 2. O zaman piston son hacmi 3 yapmak isterken gelip buraya takılmış kalmış. Ne yapıyordum ben bu durumda? Denklemimin son kısmını bir daha düzenliyordum. P1, V1, P2, V2 değişmiyor tabii ki. Ancak artık piston dengede olmadığı için son basınç bir atmosfer değil. Ancak son hacmi biliyorum. Piston buraya geldiği için son hacim şuraya, yani 4V'ye eşit. 1, 2 daha 3 bölü 4, 0,75 çıkıyor sorumuzun cevabı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğim zaman yazdığım bir soru idi bu da. Orada biliyorsunuz kapsülle uzay istasyonu arasında bir hava kilidi var. Bunu artık herkes biliyordur. Yani bu yaşta, bu devirde uzay istasyonuna gitmeyenimiz de yoktur sanırım. Yani aramızda böyle kültürsüz insanların yok ya, öyle biri yoktur. Herkes bir uzaya çıkmışlığı vardır falan diye. Arkadaşlar diyor ki kapsüller uzay istasyonuna bağlanırken basınç dengesi gereği bir hava kilidiyle bağlanır. Hava kilidi iki tarafındaki kapısı aynı anda açılmayan bir kilittir. Bizim kapsülümüz 6 metreküp ve içinde 1.2 atmosfer basınçlı hava var. Kapsülümüz 6 metreküp ve içinde 1, atmosfer 1,2 atmosfer basınçlı hava var. 7 metreküp olan uzay istasyonunda ise 1 atmosfer basınçlı hava var. 7 metreküplük bir uzay istasyonumuz var. Burada da 1 atmosfer basınçlı havamız var. Hemen bakalım devamına. Hava kilidinin hacmi 3 metreküp olup başlangıçta boş. Burası 3 metreküp ve başlangıçta boş. Soru diyor ki buradan kapsülden astronotlar uzay istasyonuna geçmesi sırasında uzay istasyonunun basıncı nasıl değişir? İşin püf noktası neydi? A ve B kapıları aynı anda açılmıyor. Önce A'yı açtım. P1 çarpı V1 eşittir. Burası boş ya. P son çarpı V son yaptım. Artık A açık. Hacmimiz 9 metreküp. Ne oldu? 3 de sadeleşti. 2, 3 de sadeleşti. 3, 3 de sadeleşti. 0, 4. Buradan P son eşittir 0,8 olarak çıktı. Hemen son ortak basıncı yazayım. Musluk açılınca burası 0,8'e düştü. Burası da 0,8 oldu. Kapı açılınca pardon. Şimdi A'yı kapattım, B'yi açıyorum. B'yi açtığımda artık 0,8 atmosfer basınçlı 3 metreküplük içine hava girmiş bölmeyle 7 metreküp 1 atmosfer basınçlı bölmeyi karıştırıyorum. 0,8 atmosfer çarpı 3 metreküp artı 1 atmosfer çarpı 7 metreküp eşittir son basınç çarpı 10 metreküp diyorum. 0,8 çarpı 3 2.4, 7 daha 2.4, 7 daha 9.4 bölü 10, P son 0,94 atmosfer olarak karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Yani soru hikayeyi uzatmış olsa da aslında başlangıçta boş bir kapla dolu bir kabı karıştırıp ortak basınç belirliyoruz. Daha sonra bunaranın musluğunu kapatıp buranın musluğunu açıyoruz. İki tane dolu kabı
birleştiriyoruz. Hem ilk yani bir tarafı boş olan P1, V1, P2, V2 hem de P1, V1 artı P2, V2 P son V son denklemimizi kullanmamızı gerektiren güzel bir soru yazmış Sait Hoca. Tebrik ediyoruz. Sait Hoca'nın soruları soruyor. Bir konuşabilsem bakın neler anlatacağım. Sait Hoca'nın sorularıyla devam edeceğiz. Diyor ki negatif basınçlı oda iç taraftaki basınç dış taraftaki basınçtan düşük olan odadır. Böylece bulaşıcı hastalıklarda içeriden hava dışarı çıkmadığı için bulaşıcı hastalığın hava yoluyla bulaşması engellenmiş olur. Şekilde 30 metreküp hacimli hasta bölümünde negatif basınç yani bir atmosferde düşük basınçta hava vardır. Negatif basınç odasının giriş bölümü 20 metreküp hacme sahip olup bir atmosfer basınçta hava vardır. A kapısı açıldığında basınç dengesi sağlandıktan sonra içerideki basıncın 0,9 atmosfere düşebilmesi için tekrardan fazla hava dışarı atılıyor. Diyor ki A açılıp kapatıldıktan sonra buradan dışarı atılan hava bir atmosfer basınçta ne kadar hacim kaplar? Önce bir A'yı açalım. 0,9 çarpı 30 artı 1 çarpı 20 iki kabı birleştiriyorsun. Bir şey değişmiyor yani. Oda olması denklemini değiştirmiyor. P son çarpı 30 20 daha 50 metreküp. A kapısı açıldığında arkadaşlar sol tarafın tabi sağ tarafında artık kapı açıkken basıncı 3 kere 9 27 27 2 daha 27 20 daha 47 50'ye bölersek 47 94 değil mi? Evet 0,94 atmosfer. 0,9'a düşmesi için o zaman bunun 0,04'ünü dışarı atacağız. 0,04'ü şu an 30 metreküp kaplıyor bakın. 0,04 atmosfer 30 metreküp kaplıyor. Ben bu gazı bir atmosfer yapacak şekilde bir kaba koyarsam bu kabın hacmi kaç olmalı diye baktığımda 3 çarpı 0,4'ten 1,2 metreküp olmalı sevgili arkadaşlar. Ne yaptık? Soruyu nasıl çözdük? Yine musluğu açtık, ortak bir basıncı bulduk. Bu basıncı 0,9'a düşürmek için gerekli fark için dışarı atacağımız gaz için P1 V1 eşittir P2 V2 yaptık. Mis gibi bir soruymuş. Evet, Sait Hoca'yı tebrik ediyoruz. Evet, Gözde arabasıyla giderken arabasının bir lastiğinin inmiş olduğunu fark ediyor. Yanında pompa bulunmadığı için Gözde çözüm olarak diğer lastiklerdeki havaları hortum yardımıyla boş olan diğer lastiklerdeki havaları bir hortum yardımıyla boş olan diğer lastiğe aktarmayı bu sayı tutmasıdır basınçlarını işlemeyi düşünmüş. Gözde araba kullanmayı çok bilmiyor. Bu yaptığı son derece yanlış bir davranış. Soruyu çözerim. Sebebini açıklayacağım. Arabanın 3 lastiğinde BC'de 2,6 atmosfer 2,6 2,6 2,6 A lastiğinde ise pardon şurası 2,6 idi. A patlak lastik. A lastiğinde ise patlak olduğu için 1 atmosfer hava var. A lastiğini önce B'ye sonra C'ye sonra D'ye başlıyor. İşlem sırasında iç hava kaçağının olmadığı varsayılırsa A lastiğinin son basıncı kaç atmosfer olur? Bakın A lastiğini B'ye bağladık. A'nın basıncı 1. Hacmi V. Artı B'nin basıncı 2,6 hacmi V eşittir son basınç çarpı 2V. Ne oldu? 2,6 bir daha 3,6. 3,6 bölü 2 1,8. Yani burayı 1,8 yaptık. A'yı B'ye bağlayınca A'yı da 1,8'e çıkardık. Biraz şişirdik. Şimdi A'yı C'ye bağlayacağım. A 1,8 çarpı 1V artı C 2,6 çarpı 1V eşittir P son çarpı 2V. 2,6, 3,6, 0,8 eklersek 4,4 bölü 2, 2,2'ye düştü. 2,2'ye düştü burası. Burası da 2,2'ye çıktı. A'yı son olarak D'ye bağlayacağız. Hadi bağlayalım A'yı D'ye. A'nın artık basıncı 2,2 hacmi V. D'nin basıncı 2,6 hacmi V. Eşittir P son çarpı 2V dediğimizde 4,8 bölü 2, 2,4 atmosfere düşmüş bu. 2,4 atmosfere çıkmış bu. O zaman son basıncı A lastiğinin 2,4 atmosfer oluyor sevgili arkadaşlar. Sait Hocam güzel bir soru yazmış olsa da kendisine teşekkür etsek de mekanik açısından bu çok kötü bir şey çünkü 4 lastiğin 4'ünün de havalarını farklılaştırdık. Arabada road balance diye bir şey kalmadı. Halbuki A'yı C'ye bağlasaydı A ve C'nin ikisi de 1,8 atmosfer olacaktı. Önler 1,8, arkalar yine 2,6 olmaya devam edecekti ve önü basık bir şahin gibi dım tıs dım tıs dım tıs yaparak ön 1,8 6 2 6 lastikçiye kadar gidebilirdi. Böyle bir şey yaparsanız aynı taraftaki lastiklerin havalarını eşitleyin ki zaten mümkün değil de oradan oraya kabloyla boruyla hava aktarma. Yani varsayalım oldu.
Önler aynı hava, arkalar aynı havada olsun ki rot balansı kaçmasın diye bir teknik bilgi verdikten sonra bir sonraki soruya geçebilirim sanırsam ki, değil mi? Bir sonraki soruya geçmeme herhangi bir engel varsa bunu şimdiden söyleyin, ama siz şimdiden söyleseniz de ben bir sonraki soruya geçmekte olan o engeli sizin söylemenizle duyabilmiş olmayacağım. Çünkü bu bir video, canlı yayın değil. Bu bir video olduğu için bu videonu çekip yayınladıktan sonra siz bu engeli bana söylüyorsunuz. Ben yorumlarda görüyorum. O sırada geçmiş oluyorum, ama siz videoyu durdurup yorum yazıp yorumdan benim cevabımı bekleyip daha sonra videoya devam edebilirsiniz. Hadi sorumuza devam edelim. 2020'de çıkan sorunun benzeri 4 atmosfer 2V, 4V boş, 2V 1 atmosfer. Diyor ki şekildeki kaplar arasındaki musluk açılırsa son basınç ne olur? Gayet standart bir soru ki, dedim ya, çıkan sorular zor olmuyor zaten. 4 atmosfer çarpı 2V artı 1 atmosfer çarpı 2V eşittir P son çarpı 4, 5, 6, 7, 8V. 4 kere 2, 8, 2 daha 10. P son eşittir 10 bölü 8, 5 bölü 4, 1,25 mi? Yanlış mı yaptık? 4 kere 2, 8. 1 kere 2, 2. P son çarpı 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Evet. 8, 2 daha 10 bölü 8, 5 bölü 4, 1,25 ediyor. Evet. Sanırsam ki hesaplarken ufak bir işlem hatası yapmışım veya yazdığım soruyu buraya geçirirken dikkat etmemişim. Tabii bu çıktığı soru değil de çıkmış sorunun benzeri arkadaşlar. Sayılara dikkat etmezsen Sait Hoca böyle olur. Seni gidi seni. Anlaştık değil mi? 1,25 şıklarda cevabı yok. Yine sıcaklığın değiştirildiği bir soru. Musluk açılarak gazlar T'de karıştırılıyor. Karıştırıldıktan sonra sıcaklık geriye düşüyor. İster P1 V1 bölü T1 yapın, isterseniz 1 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 eşittir P son çarpı 5. Çünkü 5 litrede karıştırıyoruz. 4 1 daha 5 P son 1 atmosfer olacak. Sıcaklığı değiştirmesek. Sıcaklığı yarıya düşürdüğümüz için basınç da yarıya düşer diye de yapabilirsiniz. Hiç ben hocam bu formülde sıcaklıkla uğraşmak istemiyorum diyorsan böyle çözüp en son sıcaklık yarıya mı düştü? PVRT gereği basınç da yarıya düşer diyerek soruyu çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Var mı sıkıntı? O zaman. Gazların 5. videosu bu değil mi? Değil mi? Şöyle bir bakalım. 4. videosu. 1, 2 boyl, 3 boyl, 4 boyl, evet. Boylun 3. gazların 4. videosuyla beraber boy yasasını bitiriyoruz. Diğer sayfada, diğer videoda Charles ve Gay Lussac işleyeceğiz sanırım. Charles ve Gay Lussac, evet. Sonra Avogadro geliyor. Avogadro'yu ayrı işleriz. Görüşmek üzere. Ve beğendin mi ya? Beğensene o zaman. Beğen tuşuna bir yorum yap. Yorum yap bak. Görüşmek üzere.